Zulüm devam etmez kardeşlerim. Allah küfrün devamına müsaade ediyor. Çünkü kendisine karşı yapılan bir isyandır. E ama zulmün devamına müsaade etmez. Allah kullarını özgür ile serbest bırakmış. İsteyen iman etsin diyor mesela Kur'an ayetinde. İsteyen inkar etsin diyor. Elbette Allah vaadinde sadıktır. Vaadinde haktır. Allah söz veriyor. Ancak biz gerçekten o Rabbimizin bize verdiği tabiri caizse Allah'ın yardımı ne zaman gelecek şuuruna erdik mi? Bak bu da bir cihattır. Yoksa cihat sadece cepheye giderek onlara birebir vuruşmak değil. O da cihattır. O da yapılması gerektiği zaman elbette bir Müslüman onun için canını verecektir seve seve. Ama o olacak diye beklemeyelim. Onun belki zamanı vardır. Fakat o olmadan ona varıncaya kadar daha neler yapmamız gerektiği konusunda kendimizi bir çekten geçirelim. Bir kardeşimiz diyor ki Siyonist Yahudi'nin zulmünün bu kadar artması kıyametin yaklaştığına mı delalet ediyor? Kıyametin yaklaştığına delalet eden birçok olaylar gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi de kıyamet kopmadan önce Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaşın çıkacağı ve bu savaşta Yahudi Nereye saklanırsa saklansın onu o saklandığı şeyin haber vereceği şeklinde Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Dolayısıyla esasen bunun yaklaştığının alametidir. Çünkü zulüm devam etmez kardeşlerim. Allah küfrün devamına müsaade ediyor. Çünkü kendisine karşı yapılan bir isyandır inkarın devamına müsaade ediyor ama zulmün devamına müsaade etmez. Bu zulüm devam etmeyecek, bir gün bitecek Allah'ın izniyle. İşte bunun yaklaştığını gösteriyor bu olay. İnşallah çok yakın bir zamanda Cenab-ı Hak Peygamberimizin verdiği bu haberi gerçekleştirecektir. Filistin'de yaklaşık bir aydır Siyonist eşkıyalar binlerce masum çocuğu katlediyor. Şefkati sonsuz olan Allah buna neden müsaade ediyor? Tabi bu, bu soru sadece bu olay için değil. Dünyada meydana gelen benzer bütün zulümler için geçerli bir konu. Allah adaletini hakiki anlamda ahirette gerçekleştirecek. Eğer Allahu Teala adaletiyle bu dünyada işlenen bütün suçların cezasını vermiş olsaydı hiç kimse suç işleyemezdi. Hiç kimse günaha giremezdi. İmtihanın gereği olarak Allah aslında bu da Allah'ın bir lütfudur, bir ikramıdır. Allah bütün zalimlerin kendi özgür iradeleriyle iman etmelerini istiyor ve zulümlerine kendi özgür iradeleriyle son vermelerini istiyor. Nasıl ki bir Müslüman günah işledi diye hemen başına bir bela musibet gelse bu sefer o günah işleyemeyecek. Nasıl olsa yine başıma bela musibet gelecek diye. Dolayısıyla Allah o günah işleyen mümin kulunun özgür iradesiyle günahı terk etmesini ve tövbe etmesini ve özgür iradesiyle bir daha günaha girmemesini istiyorsa e, zalimlerin de zulmünü özgür iradelere terk etmelerini ve bir daha özgür iradelere bu işe girmemelerini istiyor. Şu halde Allah kullarını özgür iradeyle serbest bırakmış isteyen iman etsin diyor mesela Kur'an ayetinde isteyen inkar etsin diyor. Dolayısıyla eğer zalimler zulme başlar başlamaz onların başlarına belalar gelseydi ve yine başladığında bir daha gelseydi, yine başladığında bir daha gelseydi, o zaman yeryüzünde zulmeden kalmaz ve herkes ister istemez inanmak zorunda kalırdı. Şu halde adaletin gerçekleşeceği yer mahkemeyi kübradır. Ahirettir. Nasıl ki imtihanda olanlara ceza verilmez, kaldın denilmez. Herkes istediğini yazar ama imtihan sonunda herkes yazdığına göre mükafat veya ceza alır. Yani sınıfta kalmak veya imtihanda başarısız olmak gibi. Aynen bunun gibi imtihan salonunda Allahu Teala onlara izin veriyor, müsaade ediyor. Ancak bu durum Allah'ın şefkatiyle tecelli edecek. Nasıl? Orada masum insanlar zaten o vefat edenlerin bütün ehli iman şehittir. Zaten masum olan örneğin çocuklar ve e, günahsız olan insanların vefatında onların makamları, mertebeleri kat kat artarak cennete ebediyen mesut ve bahtiyar olacaklar ve o zalimlerden haklan alacaklar. Ama bir de günahkar olan o kardeşlerimizden bazıları eğer şehit olmuşsa onlar vefat eter etmez bütün günahları siliniyor. Belki akrabaların yakınlarından birçok kişiye şefaat etme hakkı elde ediyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın şefkati geçici dünyada değil, ebedi ve sonsuz olan alemde gerçekleşiyor, aziz kardeşlerimiz. Evet. Bu açıdan baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın ebedi evet, şefkat ve merhameti gerçekleşiyor. Ama biz olaya sadece dünya açısından bakınca bazen sağlıklı değerlendirmede bulunamayabiliriz. Hatta ben bazen zaman zaman savaşta böyle cihatlarda vefat eden mümin ve mümine kardeşlerimiz haseden çocuklarımıza daha çok onlara acındığını görürüm. Elbette şefkat damarımızdan dolayı onlara acıyacağız, üzüleceğiz. Çok rahatsız olacağız. Kalbimize hançer saplanmış. O tabiri caizse zulümler bize yapılmış gibi empati yapacağız. Doğru. Ama aslında bir açıdan da onlara Cenab-ı Hakk'ın vereceği sonsuz rahmeti düşünerek teselli bulmamız gerekiyor. Bu durum Sakın yanlış anlaşılmasın. Yapılan zulümlere engel olmak için çalışılmasın anlamında değil elbette. Yapılması gereken birçok şey var. Onlar ayrı konular. Ama bir olay olmuş ve bazı çocuklar vefat etmiş, şehit olmuşlar. Bazı insanlar şehit olmuşlar. Allahu Teala'nın bunlar hakkındaki rahmetini onların fani malları, zayi olan malları onlar hakkında bir sadaka hükmüne geçiyor ve telef olan canları da ebedi alemde ebediyen şehitlik mertebesiyle cennetin en yüksek makamlarında istifade edecekler ve o zalimlerin zulümlerinin cezasını da bizzat çektiklerini görecekler bilecekler Allah'ın izniyle. Evet bu son İsrail zulmünde insanların çoğu Allah'ın yardımı ne zaman Bakara 214. ayeti mealindeki ayette geçen soruyu manen soruyor ne dersiniz? Hani meta nasrullah ne zaman Allah'ın yardımı gelecek durumuna düşecek zor şartlarda Allah'ın yardımı gelir. Elbette Allah vadinde sadıktır, vadinde haktır. Allah söz veriyor. Ancak biz gerçekten o Rabbimizin bize verdiği tabiri caizse Allah'ın yardımı ne zaman gelecek şuuruna erdik mi? millet olarak, İslam alemi olarak bütün dünya Müslümanları gerçekten üzerlerine düşen vazifeleri yapıyorlar mı? Buna odaklanmak gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın ne zaman yardım göndereceğini biz bilemeyiz. Biz Cenab-ı Hakk'ın göndereceği yardımı ümit ederiz ama acaba hangi eksiklerimiz var, hangi hata ve kusurlarımız var onlara odaklanırız ve onları tabirce telafi etmeye çalışırız. Örneğin Peygamber Aleyhisselam'ın emir buyurduğu gibi. Yani bir kötülük gördüğün zaman elinizle düzeltiniz. Bu İslam devletlerinin, İslam ordularının ve dünyadaki gücü yeten insanların görevi. Eğer bu zulmü gücü yeten iri ve tabiri caizse büyük devletler ve güçler bunları yapmıyorlarsa, engellemiyorsa onlar da o zulme ortak oluyorlardır. Burası böyle. Gelelim İslam alemi. İslam alemi bugün dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman veya bir Müslüman devlet zarar gördüğünde bunu, buna kim zarar verirse İslam devletlerini karşısına almıştır diyerek bir İslam devleti ordusu, İslam ordusu kurmaları gerekiyor. Bu onların görevi. İkincisi devletlerin istihbarat bilgileriyle aldıkları, orduyla elde ettikleri bilgileri vesaireyi harmanlayarak onlar kendi aralarında bir şura oluşturmaları gerekiyor. Bu, bu emir Orada kimin üzerine düşüyor? Yetkili kurumların, devletlerin, istihbarat bilimlerinin, ordu komutanlarının, İs İslam Devleti Başkanlarının, Dışişleri Bakanlarının hakeza. Bu ekibe düşüyor. Onlar da otururlar, konuşurlar, toplanırlar ve yapılması gereken bir konuda bir karar aldılarsa onların aldıkları kararın hayırlı olduğu kanaatine varırız. Orası öyle. E gelelim diliyle düzeltme konusuna. Bu da uzman, yetkin hangi konuda olayı bilen, idrak eden ve nasıl davranılması gerektiği konusunda yetkin ve etkin olan kişilerin veya kurumların konuşmasıdır. Herkes rastgele konuşamaz. Hani mesela diyelim bir insan bir hastası olsa, hastaneye gitse, kardeşimizin, yeğenimizin, çocuğumuzun, annemizin, babamızın ya da kendimizin bir hastalığı var diye hastaneye gitsek, herhalde o hastalığın nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda oluşturulmuş olan kurula, bırakacağız işi. Kurul bir karar verirse ona uyacağız. Kurul şöyle yapsın diyerek bir direktifte bulunma hakkımız yok. Çünkü ben o kurulun üyesi değilim. O kurulun tabiri caizse yönlendirmesi konusunda etkili ve yetkili değilim. Şu halde uluslararası bir olay var. Filistin'deki kardeşlerimize Filistin'in işgalini yapan hırsızlar, zalimler, fesatçılar, hainler zulme diyorlar. Böyle bir zulmü engellemenin yolu nasıl olacağı konusunu uluslararası uzmanlar ve bu işin arkasının önünü, sağını, solunu bilenler konuşması gerekiyor. Dolayısıyla dille düzeltmek ve bu nasıl olacağını anlatmak konusu da onları ilgilendiriyor. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Birkaç duyumla, birkaç bilgi bir hareket etmek hatalı olabilir ve bu konuda sorun olabiliriz. Üçüncüsü kalben boz etmek. Elbette bu herkesin görevi, en tepeden en aşağıya, çocuğundan yaşlısına, bizzat bu işte sorumlu olan devlet başkanlarından evinde yatan ihtiyar amcaya, teyzeye varıncaya kadar. Herkesin görevi, kalben boz edecek, dua edecek. Ama şurada bir soru görüyorum hemen altında. Yahudilerin en büyük sermayesi ve geliri faizli kazanç deniyor. Buna göre ilk ve en önemli boykot edecek şeyin faiz olması gerekmiyor mu? Bak, herkesin yapması gereken görevlerden bir tanesi. Ben bu Müslümanlara zulmeden devletlere ve bu devletlerin, dikkat buyurun, bu devletlerin büyümesine destek olan şirketlere, kurumlara destek vermeyeceğim. Bir defa faiz zaten haram. Mutlaka uzak durman gerekiyor. Ayrıca senin yaptığın bu günah, diğer taraftan Müslüman kardeşlerimize silah olarak geliyor. Şimdi düşünün. Şu ülkemizdeki ben bankalara asla faiz almayacağım. Allah yasakladığı için. Ayrıca destek olmasın diye bankaların faiz bankalarının kredi kartlarını kullanmayacağım. Onların her ne olursa olsun onlara destek veren şirketlerin, kurumların mallarını kullanmayacağım diye. Herkes kendisi bir cihada girebilir. Bak bu cihattır. Eğer burada bir fedakarlık yaparsa, fedakarlık yaptığı şey Cenab-ı Hak cihat sevabı olarak veriyor. Onun için gayret edecek bir uzak yere gidecekse, o yürüyüşünü Cenab-ı Hak cihat olarak kabul ediyor. Neden? Çünkü benim buradaki gayem Müslümanlara zarar verecek insanlara faydalı olmamak ve dolayısıyla onların güçlenmesini engellemek ve onların zararlarını Müslümanlar üzerinden defetmek. Bak bu da bir cihattır. Yoksa cihat sadece cepheye giderek onlara birebir vuruşmak değil. O da cihattır. O da yapılması gerektiği zaman elbette bir Müslüman onun için canını verecektir seve seve. Ama o olacak diye beklemeyelim. Onun belki zamanı vardır. Fakat o olmadan ona varıncaya kadar daha neler yapmamız gerektiği konusunda kendimizi bir çekten geçirelim kardeşler. Onun için gerçekten biz Müslümanların Ya Rabbi senin yardımın ne zaman diyecek duruma geldik mi? Ve gerçekten bunun için gerekenleri yaptık mı? Bunu sorgulayalım lütfen.